Değerli basın mensupları, herkese hoş geldiniz. Bugün Erzurum'da müstesna bir gün yaşadık ama ben dünle başlayayım. Çünkü ben fazla benim gözümde zaten Bayburt'tan Koptağ üzerinden Erzurum'a inerken bir tarihçi olarak İstiklal Savaşı esnasında, Dünya Savaşı esnasında Koptağ'ındaki o büyük direnişi ve işgale karşı sağlamaya başladı. Komutanları Feyzi Paşa, Darsan Feyzi Paşa, Feyzi Paşa, Ali Bey, Eşit Bey, bütün onların hatıralarıyla Bağdat'tan Erzurum'a indik, Aşkale'ye. Daha önce de Gümüşhane'deydik biliyorsun, dün sabahtan Gümüşhane, Bayburt, Aşkale. Erzurum merkezde bugün çok yoğun esnaf ziyaretlerinde bulunduk. Öğleden sonra da Koptağ'a gittik. Hem intibarları paylaşacağım, önce bazı siyasi konularda da bizim sorularınıza cevap vereceğim. Yarın da devam edeceğiz ziyaretlerimize. Yarın da Tekman, Dınız, Karayazı, Karaçoban ve Kötüköy ilçelerinde olacağız. Böylece bu siyasi partimiz kurulduktan sonra ilk kez bir ilde 7 ilçeyi birden gezmiş olacağım. Yani merkez ilçeleri saymamak şartıyla. Bu Erzurum'a verdiğimiz önemi gösteriyor. Çünkü Erzurum siyasetimizin nirengi noktası olan illerimizden biri. Ve Anadolu'nun tarihinde ben Erzurum'a Kaleşehir bilirim. Anadolu'nun Anadolu kendisi küçük bir Asya ise Erzurum yaylası bu Asya'nın kilidi, kalesi, muhafızıdır. Onun için Erzurum'un kilidi ülke İslam'ın Mevlam'a emanet olsun Erzurum derken Alvarlar'da doğru söyler. Kilindir. Sonra da derbendidir diye aynısını tekrar eder. Dolayısıyla Erzurum'a gelmekten, burada vatandaşlarımızla, dadaşlarla buluşmaktan büyük mutluluk duydum. Birçok özlemim var ama Gümüşhane, Bayburt, Erzurum hattı içinde baktığımızda bu hattın özellikleri bu alanda, siyasi anlamda iki şey dikkat çekici. İdi dün de bugün. Bugün Erzurum'un özellikleri çok etkileyici bir şekilde buluyoruz, dikkatimi çekti. Bu havza son 18 yıl içinde AK Parti ve son dönemde de MHP'ye en güçlü desteği veren bölge. İktidara destek vermiş, tereddütsüz destek vermiş bu bölge. Dolayısıyla gelirken ben de başbakanken bu bölgede çok yüksek oylar arasında çıktık. En büyük yüksek oyları bu havzadan aldık. 7 Haziran seçimlerine giderken de ilk mitingimi Erzurum'da yapmıştım önemli isimlerle. Daha çarpıcı olan bir şey de başbakan olmadan bir ay önce Gümüşhane Bayburt'a gittiğimde ilk kez orada başbakan gibi karşılamıştı Gümüşhane ve Bayburtlular. Daha ortada herhangi bir haber olmamasına rağmen hissetmişlerdi. Erzurum'da da hep büyük bir muhabbetle karşılandım. Dışişleri Bakanlığı döneminde hatırlarsanız Erzurum'da Büyükelçiler Konferansı takip etmiştim. Bütün Büyükelçileri Erzurum'da toplamıştım bu otelde. Ve Yunanistan Başbakanı Papandreou'yu da buraya getirerek uluslararası gündeme taşımıştık Erzurum'u. Çünkü Erzurum'a ben baktığımda sadece ilişkiyi görmem. Karadeniz ve Hazar arasında Trabzon, Tebriz, İran hattı üzerinde bir büyük kavşak, bir büyük merkez görüyorum. Tarih boyunca da böyle. Bizim tarihimiz Anadolu, tarihimiz açısından da Anadolu'nun Türkleşmesinde, İslamlaşmasında, bir medeniyet havzası haline gelmesinde ana unsurlardan biri diyelim. Selçuklu başkenti Konya'dır ama Erzurum sağlam olmasa Konya sabit duramazdı. O bakımdan Erzurum hepimiz borçluyuz. Bu iktidar da çok borçlu. Şimdi gördüğüm gözlem şu. Bu üç şehirde de ama özellikle bugün Erzurum'da. Erzurum tabii Gümüşhane ve Bayburt'a göre çok daha büyük ölçekli bir gözlem alanı. Uzun süre sokakta kaldım, yürüdüm, halkta konuştum, cuma namazımda camide kıldım, öncesinde, sonrasında sürekli çarşıdaydım. Oldu'da da çok uzun süre, 3 saate yakın kaldım, bizimle tek tek neredeyse hanelere gittim. Gördüğüm gözlemde şey şu, iktidar yönelik çok ağır eleştiriler var, çok yoğun eleştiriler var.
Erzurum'un eleştirisi şu bakımdan önemlidir. Erzurum insanı tabii ekonomik zorluklardan etkilenir. Her vatandaş gibi ülkenin genel ekonomik sıkıntılarından etkilenir. Ama birisi gelip vatan, millet fedakarlık istiyor dediğinde Erzurum'da çok tartışılmaz. Katlanalım mı fedakarlığa denir. Gördüğüm şu ki artık Erzurumlu fedakarlık hak eden bir iktidar olmadığını görüyor. Çünkü Erzurum aynı zamanda ve bu bölge insanı kendisi vatana, millete sadakat gösterdiği gibi herkesi göstermesini bekler. Son yolsuzluklar Erzurumları çok etkilemiş. Ve bu yolsuzlukların yoksulluğa sebep olacak şekilde kaynakları tükettiğini de görmüş. Bu çok önemlidir. Hemen hemen herkes. Biz burada bu ızdırapları çekerken birileri 4 maaş alıyor. Birileri işte milyon dolarlar, milyar dolarlar bahsediliyor. İki Erzurumlu beni çok etkiledi. Birisi benim konuşmada da bahsettim. Canına tak etmedikçe Erzurumlu isyan etmez. Bir Erzurumlu sürekli AK Parti'ye oy verdiğini söyleyen ismi Muhammed ve geçmişte de Refah Partisi şeyinden geldiğiniz ismi verdiğini söyleyen bir arkadaşımız. Artık benim için dedi toprağın altı toprağın üstünden iyi geliyor. Ve bu daha 55 yaşlarında bir insan. Evine ekmek götürememekten şikayetli 27 yıllık esnaf. Biraz önce bu kez MHP kökenli birisi. Aynı hissiyatla ben ülkücüyse ben ülkücü değilim. MHP'nin yolsuzluklara bu derece kol kanat germesi konusunda da aynı rahatsızlığı MHP'lerde gördüm. Hele bir genç hanımefendi 3 kez intihara teşebbüs etti dedi. 30 yaşlarında, 30 da varmamış belki ama yıpranmış resmeli, 3 çocuğum var. 3 kez intihara teşebbüs ettim dedi. Şimdi bu herhangi bir ekonomik kriz tablosu değil arkadaşlar. Bir yönüyle büyük bir çöküş tablosu, halka yansıyan bir çöküş tablosu, bir yönüyle de bir devlet krizi tablosu. Artık Erzurum'un sisteme, devlete güvenini sarsmış iktidar. Kimse Erzurum'un oyunun, Gümüşhane'nin, Bayburt'un oyunu artık çantada keklik olduğunu düşünemez. Bir de şu kıyası yapıyor bu bölge, halkı haklıdır. Mesela işte Arpalı'da, Aydıntepe'de Bayburt'un toprak kavruluyor diyor. Sulama kanalları gelmiş ama toprağa su verilemiyor çünkü elektrik fiyatları yüksek ve bu elektrik fiyatlarını çiftçiye bindiriyormuş. Ya bütün bu bölgenin elektriği emin olun bir tek müteahhide tanınan vergi istansasının devede kulağı değildir. Kulağının tozu değildir. Gerçekten ben dahi isyan ediyorum. Nasıl bir vicdansızlıktır ki bu kuraklık şartlarında ki elhamdülillah bugün bizimle birlikte Erzurum'a da yağmur geldi. Ortada da güzel yağmur vardı ama tabii mevsim bu kuraklık şartlarında çiftçiye el uzatmıyorsunuz. Kuraklığa çok şey bulmuyorsunuz. Yine bir çiftçimiz bugün Ortada. Elindeki koyunları da kesiyorum dedi. Borç kredi şeyleri yapmak için. Yani bir besicilik yaparak para kazanıp onu sürdürmeden daha çok son borçlarını ödeyebilmek için elindeki sürüsünü kesin ve küçük baş hayvanlarda ciddi düşüş gördüm. Burası değil Türkiye'yi, Ardahan, Kars, Erzurum hattı değil Türkiye'yi, bütün Orta Doğu'yu hayvancılıkta besleyecek meralara ve topraklara sahip. Her yer feryat ediyor. Toprak isyan ediyor. Onlar ise sırf bir inat uğruna Kanal İstanbul'un peşinde Cumhurbaşkanı. Sırf bir inat uğruna. Başka hiçbir şey yok açık söyleyeyim. İnat. Hesapsız, kitapsız, çevre raporu olmadan, stratejik hesaplama yapmadan İstanbul'u tehlike altına atmak pahasına Kanal İstanbul'un işi. Kanal İstanbul'da bakın hala KOP tüneli de duruyor benim bıraktığım gibi. İlerlememiş. Ya ben buraya Erzurum'a geldiğimde demiştim ki ben bu tarihi bildim. Trabzon, hatta Samsun ve Batum limanları. Bütün geçişlerle Erzurum'da toplanacak.
Erzurum'dan Tebriz üzerinden bir taraftan Hazar'a, bir taraftan Asya, bir taraftan da İran üzerinden Mandar Abbas'a inecek demiştik. Ve İranlarla bunun konuşmaları yapmıştık. Bu olsaydı Erzurum, Van arası bütün Orta Doğu, Kafkaslar, Hazar, Basra, Karadeniz'in merkezinde merkezi bir konumda olacaktı. Hayır. Kop tüneli duruyor. Şimdi tek maneli pasınlar arasındaki tünel de plan referanslı tünel de duruyor değil mi? Aynı duruyor. Ya 46 kilometrelik yol olmuş 160 kilometre kış. Bu Erzurum'un değişkeni değil mi? Şimdi Erzurum'un sorması gerekmez mi? Ya ne oluyoruz? Size her türlü desteği verdik. Ve karşılığı gördüğümüz muamele bu. İstanbul'da rant var. Kanal İstanbul'un etrafında betonlaştıracaklar, rant elde edecekler. Onun için kıymetli. Öbür tarafta bir han. Bir ve bir ve yan yana ikisi birden ayrı ayrı geldiler. Kentsel dönüşüm diye bir rezalet var ortalarında. Yoruldu. Şeye dönmüş, birisi öyle diyor Erzurum'da. İki Dünya Savaşı'ndan kalmış şehre dönüş orası diyor. Ya 5 sene önce kentsel dönüşüm çalışmaları çok da önce başladı. O zaman ve kartını gösterdi. 2017'de verilen kart evi boşaltmış. 2017, 4 yıldır bu insanlar hepsizse Erzurum'u bir daha baktılar oy verin. Yani akıl alır gibi değil. Akıl alır gibi değil. Şöyle düşünüyorlar. Açık ve net söyleyeyim. Erzurum'da biraz sıkıntı çeker. Sonra biz geliriz onlara. İki ayet okuruz. Bir hadis okuruz. Arkasında da vatan tehlikede PKK geliyor. Teröre karşı şehitlerimiz deriz ve Erzurum'da oy verir. Erzurum'dan artık buna dur demesi lazım bu. Milli ve manevi değerleri istismar edecek, alınacak yol yok. İşte bugün gördünüz. Cumhurbaşkanı Diyarbakır'daydı değil mi? Serok Erdoğan diye karşılandı. Ya peki Bahçeli Bakanım ne diyecek? Bana Serok dendiğinde, Serok Ahmet diye yıllardır Kürtler bana, Kürt kardeşlerimiz, Serok Ahmet dendiğinde ben teröristle iş birliği ediyorum. Cumhurbaşkanı Serok Erdoğan denildiğinde başı karış sembolünü görülecek. Hadi bakalım ne diyecek Bahçeli? Cumhurbaşkanı da Serok Erdoğan diyebilecek mi? Ha bana derse bir şey değil. Ben Kürt kardeşlerimin, vatandaşlarımın diline de hürmet edelim. Aziz Türkçemizin şeyinde büyüdüğüm bir diyarında. Bana, ben bundan hiç kocunmadım. Ama bakalım Erdoğan ne diyecek? Herkesi terörist göreceksiniz. Kürtler Serok Ahmet dediğinde terörist olacak, Serok Erdoğan dediğinde Erdoğan lider olacak. Bu istismar arkadaşlar. Bunun artık bu istismarın bir yerde durması lazım. Ben çok büyük bir dip dalga görüyorum. Bu dip dalganın üstlerinden birisi de Erzurum'dur. Erzurum'da bir dip dalga geliyor. Öyle bir şamar vuracak ki Erzurumlu bunlara. Öyle bir şamar vuracak ki. Bir ucu Kop Dağı'ndan duyacak, bir ucu Ağrı'dan gelecek onun sesi. Hiç şüpheniz yok. Ben bugün buna kanaat getirdim. Ben dahi halkın rahatsızlığını bilen birisi olarak böylesine bir tepki beklemiyordum. Konuştuğum Erzurumlu sayısını yüzlerle ifade edemem. Daha çok daha fazla. Bir tek kişi dönüp de iktidarı bana savunamadı. Bir tek kişi. Oldu da insanlar balkonlarda, pencerelerde sarkarak selamladılar. Bütün oltu ayaklarıydı neredeyse. Ve hiç niyetimiz yokken oturdu, miting yaptık. Otobüsün üstünden konuşmak. Ve herkes aynı sesle sesleniyordu. Kurtarın bizi bunlardan artık yeter diyordu. Ve hemen hemen bunu söyleyenlerin çoğu da biz bunlara 18 yıldır oy veriyorduk. Çünkü görüyorum artık. Birileri Türk lirasıyla 1500 lira geçirmeye çalışırken birileri milyon dolarlarla rüşvet, milyar dolarlara serbest sahibi oluyor. Ve sonra da gelip vatan millet diyerek tekrar oy talep ediyor. Bu oyunu bir yerde bulacak her zaman. Partimiz açısından bakıldığında ise ben gerek İl Başkanımız Zinur Bey, gerek Erzurum'un da evladı ve bir anlamda medar-ı iftiharı olan valimiz İzzet Bey'e, bütün arkadaşlarımıza, koordinatörümüz Bayram Ali Bey'e,
bu tür bölgenin yine Gümüşer'de milletvekilimiz Ferahımız Bey ama aynı zamanda Erzurumlu'dur. Bizim bu bölgeyi adım adım bir hepsine hazırlıkları dolayısıyla teşekkür ediyorum. Çok başarılı bir ziyaret. Beni epey yordular. Yoracaklarını zannettiler daha doğrusu. Ben onlara diyorum, beni yoramazsınız. Ben bir kitap yazmaya başladığımı yorulmam, üç gün uyumadığımı bilirim. Yeni bir çalışmada. Bir de halkın arasına girdiğimi yorulmam arkadaşlar. Yani benim başbakanken nasıl çalıştığını herkes bilir. Bütün buraları 7 Haziran'da bütün illerde ilk defa Türkiye Cumhuriyeti'nde bir siyasi lider bütün illerde miting yaptı. Bir günde 3 miting, 4 miting. Yorulmadım da şimdi. Şu anda bile yola çıkar. İşte yarın 5 ilçemize daha gideceğim. Şimdi gidelim dese Cumhur Bey hadi gidelim derim. Hiç. Çünkü siyasetin enerjisi alttandır. Biz bu enerjiyi hissettim ben bugün. Ve Erzurumlar bizi hem unutmamışlar hem de bize haklı bir beklentiyle bakıyorlar. Biz o beklentinin cevabını vereceğiz. Hiç merak etmesinler. Sahipsiz değiller. Sahipsiz değiller. Her yerde yazlık saraya verilen parayla, bakın ben bu tür şeyleri kullanmam ama açık ve net ifade ediyorum. Yazlık saraya verilen parayla, paralar veya birkaç yere lüks şeyler bu Cumhurbaşkanlığının lüks bütçeyle bu Tekman Palamdık yani tüneli çoktan biterdi. Çoktan biterdi. Kendi kendilerini şatafatları lükslerinden fedakarlık etmeyecekler. Erzurum'a dönüp sabredin iyi günler gelecek. Vatan tehlikede dış mihraklar diyecekler. Dış mihraklar ise işte dış mihrakın bugün Türkiye'deki uzantıları iktidar. Dış mihrak ne ister Erzurumlar? Bunu da söyleyeyim de sonra soruyor. Dış mihrak Türkiye'nin soykırımı kabul etmesini isterdi. Değil mi? 50 yıldır bunun mücadelesini veriyoruz. Onlarca diplomatı şehit verdik. Erzurumlar bilmez mi Ermeni meselesinde ne çileler çekildiğini burada, bütün o Dünya Savaşı'nda? Ne oldu? 50 yıl hiç kimseye kabul ettiremedikleri soykırımı Erdoğan'a kabul ettirdiler. Ha Erdoğan kabul ettim demeyecek. Ama Amerikan Başkanı soykırım dediğinde sen büyükelçini çekmiyorsan, sen tepki vermiyorsan, kabulleniyorsan, susuyorsan kabulleniyorsun demektir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı bunu yapamaz. Önce Trump'tan aptal olma mektubu aldı, şimdi de Biden'ın önünde sadece bir kez konuşabilmek için soykırım diye bir hakareti bu milletin alnına yafta gibi yapıştırdılar. Niye aynı Biden başkan yardımcısı değil mi? Obama da başkandı. 2015 yılı da Ermenilerin en büyük hayal ettiği yıldı. Niye o zaman diyemedi Obama soykırım diye? Çünkü o zaman başbakan bendim. Ve o zaman Türkiye'nin itibarlı bir dış politikası vardı. Dünyanın her yerinde ses verebiliyordu. Şimdi de Amerika Afganistan'dan çekilirken Türk askerinin orada kalması, Afganistan bizim kendi memleketimiz gibi kardeş bir ülkedir ama herkesin çekildiği yerde bizim askerimiz orada o görevi yeterli uluslararası teminat olmadan yapması doğru değil. Afgan halkıyla mı savaşacağız biz? Şimdi düşünün, dış mihraksa dış mihrak Türkiye'den ne ister işte? Hem Amerika'nın her dediğini yapacaksınız, ahmak olma mektubuna sessiz kalacaksınız. Hem Rus Dışişleri Bakanı, Devlet Başkanı'nın kapısının önünde dakikalarca bekleyeceksiniz. Dış mihrak ya batıdadır ya doğuda, Amerika'da batıda. Şimdi doğuda Çin. Ya Doğu Türkistan diye bir dava ya Allah aşkına hangi Erzurumlu sinesinde unutur? Unutur muyuz? Orada şu anda Müslüman, Türk, Uygur kadınlarımıza tecavüz ediliyor. Namuslarına halel getiriliyor. Erkekler toplama kamplarında. Ankara'dan ses yok. Washington'dan var. Brüksel'den var. Kanada'dan var. Finlandiya'dan var. İsveç'ten var. İngiltere'den var. Polonya'dan da. Her yerden var. Bir tek Ankara'dan ses yok. Sonra da geleceksiniz dışarıdan. 28 Şubat, milli aman kazanımlarımızı kaybetmiyoruz diyeceksiniz. Bunlar kazanımlarımızın hepsini kaybettiriyorlar. 28 Şubat'ın ideoloğu da bu Perinçev'in peşine takılıp Uygurlara sessiz kalacaksınız. Ondan sonra da gelip Erzurum'da 28 Şubat'la karşı bir arada olalım.
28 Şubat'ta da 15 Temmuz'da yaklaşıyor. 15 Temmuz'da alanda direnen bütün önemli il başkanları şu anda Gelecek Partisi'nde. İstanbul İl Başkanı Selim Tanrıca, Ankara İl Başkanı Dilim Yamalı, Konya İl Başkanı Musa Arat. Hepsi tek tek saymayayım. 15 Temmuz'un şehitleri üzerinden, kanı üzerinden bir FETÖ borsası kuruldu ve birileri zengin oldu. 15 Temmuz gecesi görünmeyen birileri 15 Temmuz sonrası o şirketlere çökerek zengin oldu. Biz ise o zaman şunu demiştim ben, sonra da dedim, 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünde rol oynamış şirketler varsa, mallarını da el konacaksa hepsi hazineye aktarılmalı dedim. Hepsi hazineye aktarılmalı. Hayır. Bunlar 15 Temmuz'u istismar eder, 28 Şubat'ı istismar eder, her şeyi istismar ederler. Sırf kendi iktidarları devam etsin diye. Ama Erzurum'un bileti kesmiş. Ben onu gördüm. Erzurum'un bileti kesmiş. Erzurum'un bileti kesmişse Anadolu'nun hiçbir yerde bilet kalmaz. Erzurum'dur Anadolu'nun direngi noktası. Ve Erzurum'u aynı şekilde partimize dönüp de büyük bir teveccüh gösterdi. Ben misafirperverlik dedi dolayısıyla her bir yurttaş kardeşime, bacıma ve Erzurum'a teşekkürlerimi bir kere daha ifade ediyorum. İnşallah daha sık geleceğim. 7 ilçeyi gezdim. Geri kalanları da bir daha sefer geldiğimde gezeceğim inşallah. Yani 7 ilçenin bir kısmı yarın gezeceğim de Allah sağlık sıfatını versin. Evet buyurun. Sorular varsa cevaplandırırız. İmtiyaz Saygı. İsminizi Mesut Gülbüz. Ben biliyorum. Ben hemen şunu sormak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız dün bir açıklama yaptı. Meclis ara verince herkesin, bütün yetkililerin, yani parti yetkililerinin sahaya gidip kapı kapı dolaşıp kapıları çalması gerekir dedi. Bu sizce Sayın Cumhurbaşkanı kimin görüşte diyor seçim olunca. Ama dünkü açıklamasından sonra sanki bir erken seçim olayı ben sezdim. Siz bu görüşte ne düşünüyorsunuz? Ben iki şey sezdim. Bir panik. Çünkü biz de genel başkanlık yaptık. Genel başkanlar eğer böyle şey planlıyorlarsa önce bütün alandaki çalışma. Mesela şu anda da Gelecek Partisi olarak biz iktidar partisi değiliz. Yeni bir partiyiz. Ama 18 grup, 18 heyet genel başkan yardımcılarımızın başkanlığında Türkiye'nin her yerindeler şu anda. Bölge bölge 18'e bölge Türkiye'yi. 18 bölgede genel başkan yardımcılarının başkanlığında heyetler var. Ve oralarda bulundukları yerlerden bana bize arayıp ben bazen oraya da katılıyorum toplantıya. Bu bir mesela bir planlamadır. Aylar öncesinden planladık arkadaşlarımız çalışmaya tamam. Cumhurbaşkanı'nda benim gördüğüm panik. Panik iki sebeple. Bir, tabanın kaymakta olduğunu görüyor. Halkın ümitsizliğini görüyor. İki, gündem değiştiremiyor artık Cumhurbaşkanı. Gündemi Cumhurbaşkanı belirleyemiyor. Eskiden en önemli meziyeti gündem belirleyebilmekti. Şimdi gündemi Türkiye'deki meşru siyasi aktörler, iktidar değil, yurt dışındaki bir iki kişi, biri Sedat Peker, biri Sezgin Baran Korkmaz, onlar gündemi daha etkili belirlemeye başladı. Acaba alana inerek, görünerek gündemi değiştirebilmeyim telaşı da var. Bir işin bir boyutu, panik halinde. İkincisi de çok haklısınız, seçim. Şimdi ben şunu dediğimde bazıları tam anlamıyordu. Biraz sonra da, yani bir müddet sonra daha iyi anlaşılacak. Cumhur İttifakı sabit değil diyorum. Cumhur İttifakı'nın sabit, böyle kalıcı, devam edecek bir ittifak gibi görüp de diğer ittifakları değerlendirmeyin. Şimdi bazen Cumhurbaşkanı Bahçeli'yi, Erdoğan Bahçeli'yi sıkıştırıyor, bazen de Bahçeli Erdoğan'ı sıkıştırıyor. Bahçeli, Erdoğan'ın duymak istemediği bir ifadeyi iki hafta önce paylaştı. Siyasi ahlak dedi. Erdoğan siyasi ahlak yüzünden bana karşı bir darbe yapılmasına cevaz vermiş, teşvik etmiş birisi. Şimdi siyasi ahlak diyerek Bahçeli Erdoğan'ı sıkıştırıyor. Erdoğan dışında şimdi kendisine Serap Erdoğan dedirterek Bahçeli'nin sabrını test ediyor. Birbirini test ederek veriyorlar. Erdoğan Soylu'yu iki aydır savunmuyor. Hakkında hiçbir AK Partili Soylu hakkında bir şey söylemedi şu ana kadar. Hiçbirisi.
Ama her hafta Bahçeli savunuyor. Erdoğan Soylu görevden almaya kalksa Bahçeli ile koalisyon bozulacak. Bahçeli bunu biliyor. Görevde kaldığında her an içinde dahi Erdoğan'ın liderliği sarsılıyor. Çünkü savunamadığı birini bakan olarak tutmak zorunda kalıyor. Bakın, birçok toplantıda Soylu orada görünmüyor. Ve bugün çok çarpıcı, Diyarbakır ziyaretinde Soylu katıldı ama Anadolu Ajansı Soylu'nun ismini vermedi. Ama bunlar geçmişte bize karşı bu tür şeyler yapıldığında hepsi bir aradaydılar. Ülkenin meşru başbakanına karşı neredeyse basın blokajı uyguladılar o zaman. Şimdi birbirlerine dönüştüler. Dolayısıyla bütün bu işaretler Cumhur İttifakı'nın çatlamakta olduğunu gösteriyor. Cumhur İttifakı çatladığı anda başka yol yok, seçim var. Ben söylemiştim Bahçeli sürprizleri sever. Bu yaz sonuna doğru şey geçirecek. Bakın başladı işaretler. Erdoğan Kürt oylarını kaybetmenin telaşı içinde Diyarbakır'a gitti. Ve biraz da bize özenerek aynı kurbanı almaya çalıştı. Ama bu sefer de Bahçeli ile koalisyon çarptı. Dolayısıyla Mesut Bey, bir panik, iki Cumhur İttifakı'ndaki çatlaklar. Kendi kitlesini kaybediyor. Teşkilatın mobilizasyonu yok. Ya bütün Erzurum işte bugün boydan boya gezdim. Bir tek AK Partili. Eskiden mesela Erzurum'a geçen sene gelememiştim kongreye bir rahatsızlığı dolayısıyla pandemi şartları ama eskiden gittiğim yerlerde tek tük ya da sen başbakan sizi seviyorum. Niye ayrıldınız AK Parti iyiydi falan diye çıkardım. Şimdi yok. Yok. Dolayısıyla panik ve erken seçim telaş. Şimdi bu tarafa geçelim. Sonrasını yapacağız. Boş bulmak. Hem birkaç sorun var ama arkadaşlarımın haklarına da tecavüz etmek istemiyorum. O yüzden çok özet geçmek durumundaydım. Çok güncel olandan başlamak istiyorum. Bugün Genel Başkan Yardımcınız 50 AK Parti milletvekiliyle görüşmeleriniz var. Yani sanki de 50 AK Partili milletvekili Gelecek Partisi'ne geçebilir gibi bir imada bulundu. Ve sizin demeciniz var. Eski yol arkadaşınız, dava arkadaşınız, bugün siyasi rakibiniz değil de bir başka partinin genel başkanı olan Ali Babacan'a bir sisteminiz vardı. Size sordular neden birlikte değilsiniz, neden bir çatı altında değilsiniz. Ali Babacan olmasa bile arkadaşlarının size karşı serin davrandığını söylediniz. Şimdi konuşmanızın bir yerinde de Cumhur İttifakı'nın dağılmak üzere oldu. Ya da bu ittifakın er ya da geç dağılacağını söylediniz. Sayın Genel Başkan, henüz bir ittifakın içinde değilken ve aynı kıbleye namaza duran dava arkadaşlar olarak iki farklı parti daha yolun başında bu çatlak durumunu gösterirken Gelecek Partisi'nin yarın nasıl bir siyaset izleyeceğini merak ediyorum. İkincisi efendim malumunuz Türkiye'deki ittifak var. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı. Zaten başında bulunduğu Gelecek Partisi bu ittifakların Cumhur İttifakı'nda olmayacağı çok açık. Ve Türkiye'deki seçimlerin de ittifaksız olmayacağı çok açık. Dolayısıyla ya üçüncü bir ittifak teşekkür edecek ya da Millet İttifakı'nda yer alacaksınız. Ama orada da bir problem var. Millet İttifakı içerisinde sizin kırmızı çizgi dediğiniz diyeceğiniz her zaman bir parti var. Bu nasıl olacak? Yani bugün mesela CHP diyor ki bizim Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. İYİ Parti'de diyor ki bizim adayımız Sayın Meral Hanım. Bilmiyorum Gelecek Partisi'nin adayı da Sayın Davutoğlu mu? Hakikaten şimdi, çok bilinmez bir siyasi denklemle karşı karşıyayız. Bu işlerin içinde nasıl çıkacak? Türk siyasetinin enerjisi nedir biliyor musunuz? Türk siyasetindeki en adrenalini yüksek olan husus bilinmezliğidir zaten. Heyecan da orada. O bilinmezliği adım adım aşarken siyaseti inşa edersiniz. Selçuk Bey'in o açıklaması doğru. Yani şu anlamda bizim nihayet AK Parti milletvekilleri bir kısmı geçmişte benim kurduğum bu kabinelerde bakan olarak da görev yapmış arkadaşlar. Bir kısmı milletvekili olarak benim genel başkanlığımda
seçimlere girmiş, beraber çalıştığımız arkadaşlar. Yanlış işlerin hepsinin karşısında açık tavrımızı ortaya koyarız. Kim yaparsa yapsın. O zaman da başbakan güne söylemiştim, kızım Fatıma olsa hükmünce taviz vermem. Hiçbir şekilde olsun, kul hakkı vesaire. Ama bunun dışında olan ve hala farklı olan insanlara da insani bağımız olmuş değil. Bir kısmı daha zamana ihtiyaçları var. Yani bazı şeyleri nasıl Erzurum'da 3 ay önceki hava şimdi değişmişse, 3 ay sonra yine değişecekse, herkesin bazı şeyleri anlaması veya o anladığı şeyleri hayata geçirmesinin zaman belli bir zamana ihtiyacı var. Orada kastedilen şey şudur, Selçuk Bey'in de kastettiği. Bir huzursuzluk var AK Parti'de. Bir devinim var. Bu devinim, bu huzursuzluk ister istemez siyasi sonuçlar doğuracak. Bizler de nihayet. Onlar benim de selamı kesse bile biz Allah selamını kimseden kesmedik. Onlar bizimle görüşmekten korksalar bile biz kimseye de gönül bağımız o anlamda koparmadık. Yanlış iş yapanlar hariç. Yanlış iş yapan kardeşim olsa da gönül bağım kalmasın. Dolayısıyla kasteden bu huzursuzluk. Ali Bey ile ilgili yaptığım bir soru üzerine söyledim Sayın Babacan'la ilgili. Ben çok başlangıçta partiler kurulmadan önce birlikte çıkmak için çok çaba sarf ettim. Ama o zaman Sayın Babacan ve yanındaki sadece yanındaki arkadaşlar ve Sayın Babacan da yanındakiler de beraber olmayı arzu etmediler. Çok çaba sarf ettim. Biliyorum çünkü siyasetin doğasını. Onlar ayrı çıkmayı tercih ettiler. Yani bu bir tercihtir, saygı duyarım. Yanlış bir tercih değil ama saygı duyarım. Şimdi yanlışlığı daha açık bir şekilde ortaya çıkıyor birçok yerlerde. Ha o değerlendirmeleri onlar yaparlar. Ben kimseye herhangi bir şey empoze etmem. Ama doğru bildiğim yoldan da ayrılmam. Tek başıma kalacak olsaydım dahi doğru bildiğim şeyleri söyler, tarih öyle geçerdi. Yani iktidara gelmek önemlidir ama iktidara size getirecek olan şey doğru bildiğiniz konulardaki kararlılığınızdır. İktidar hesabıyla siyasi parti kuranlar, bakın kısa zamanda nasıl dağıldılar. Böyle bir beklentiyle işte Genç Parti vardı bir ara böyle birden veya işte daha önce birçok benzer hareketler vardı. Yeni Demokrasi Hareketi mesela. Hayır. Ben arkadaşlarıma işte burada şahitler Zinur Bey'e başkanlığı teklif ederken de söyledim hepsine de. Kolay bir yola girmiyoruz. Kısa dönemde zafer bekleyen, iktidar bekleyenler gelmesin. Ama iktidarın emekle geleceğini bilip çile çekecek olanlar gelsin. Dolayısıyla burada da sizin çizdiğiniz tablo bugünkü tablo. 4 yıl önce Türkiye'de ittifak diye bir şey yoktu. Cumhur İttifakı diye bir şey yoktu. Millet İttifakı ise Cumhur İttifakı'na tepki olarak doğdu. Cumhur İttifakı olmasa Millet İttifakı'na ihtiyaç olmazdı. Sayın Erdoğan'la Sayın Bahçeli'nin hatası, biz ittifak yaparız ama onlar yapamazlar varsayımıydı. Şimdi de bizim biraz bir dezikletim. Bunları tutarsınız da görmüyorum. Ben siyaseti süreç olarak görüyorum. Şu anki sabit şeylerin devam edeceği varsa üzerine siyaset yaparsanız yanılırsınız. 1983'te Milliyetçi Demokrasi Partisi işte Evren'in desteğiyle orada dururken, Halkçı Parti varken Özal'ın o çıkabileceğini kim hesap ederdi? Arkasında bütün devasa gücüyle 12 Eylül rejimi ve Evren vardı değil mi? Ne oldu? Tutusun alt bitti. Arap Türkiye yeniden şekillendi. O zamanın parametrelerine baksaydı Özal'ın çıkmaması gerekirdi. Bir tarafta MDP, bir tarafta yani iki parti bir şey düşünmüyor. Vizyonu olan kazanır. Hesabı olan değil. Bizim bir vizyonumuz var. Hesap yapanlar ilk seçimde tökezlerdir. Dolayısıyla hiç merak etmeyin Mehmet Bey. Ben Türkiye'nin gidişinin zorluklara rağmen nehrin bir yere akmakta olduğunu görüyorum. O yerde biz varız. Hakkını verir miyiz? Emeğimize bağlı. Biz o nehrin akışının hakkını verirsek millet de bizim hakkımızı verir. Benim tek hesabım o. Sonrasında tevekkülünler Allah'tayız. Evet. Mehmet Bey'in sorusunu aslında kuvvetlendirecek, tekrardan mükerreden sormuş bir soru olacak ama ben çok daha açık bir şekilde söyleyeyim. Konuşmanıza başlarken
özellikle Erzurum halkının milli duygularıyla ilgili önceliğinden bahsetmiştiniz. Bölücü terör örgütünü lanetlemeyen hiçbir siyasi hareket Erzurum'da destek alamaz. Kısmi olarak aldığı noktaları vardır ama bunların da sınırları vardır. Şimdi bizim bir gazeteci olarak ve bir vatandaş olarak, bir Erzurum olarak merak ettiğim en önemli nokta bu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin HDP'ye bu kadar yakın siyasi hareket izlerken onunla bir söz konusu olabilir mi? Bunu çok net bir şekilde görmek istiyorum. Bir de Sayın Başbakanım, aslında milleti takip ettiğimiz kadarıyla bir gazeteci olarak sağda alternatif bir hareket beklentisi var. Anketleri ben yoğun bir şekilde takip ediyorum. Her ne kadar ayrı ayrı ölçüldüğünde düşük değerler olsa da sağda mevcut alternatif dışında oluşacak bir ittifakta ortalama %20-25'lik diyorlar. Bu mutlaka siz de görebiliyorsunuzdur. Böyle bir ittifak oluşabilir mi veya buna önayak olabilir misiniz? Bir de diğer arkadaşlarım çok fazla hakkında girmek istemiyorum ama İstanbul Sözleşmesi önemli bir kriter. Ve İstanbul Sözleşmesi ile birlikte gelen aile kültürümüzün temelden sarsacak bazı kanunlar maalesef kabul edildi. Bunlara dair düşünceleriniz veya bunlara dair dönüşümleriniz söz konusu olabilir. Teşekkür ederim. Bir kere başta şu tanımlamaya bir net cevap verelim. Terör, bölücü terör örgütü lanetlemeyen birisi Erzurum'da. Arkadaşlar, ben bölücü terör örgütünü sadece lanetlemedim. Cumhuriyet tarihinde bölücü terör örgütüne en yoğun mücadeleyi veren dönemin başbakanıyım. Şimdi Süleyman Soylu falan sahipleniyor. Biz terörü şehirleri de temizledikten sonra onlar kırsallar mücadeleyi, devam etmekte olan mücadeleyi sürdürdüler. 9 ay ben rahat uyumadım. Hiçbir hafta sonu Ankara'da veya ailemin yanında geçirdim. Bir hafta sonu Yüksekova'daydım. Geçen Samsun'da, Çorum'da bir esnaf dedi ki, ya belli ki asker şey. Hem o esnaf ama daha önemlisi bir şehit babası. Çorum Şehit Derneği'ydi. Sayın Başbakan dedi, benim oğlum siz bayramda Yüksekova'ya indiğinizde oradaydı. Onlar 3 ay sonra şehit edildi. Kurban Bayramı'nda ben Van'dan Yüksekova'ya gittim ve bayramı askerlerimizle geçirdim. Yüksekova'da bir hafta. Bir hafta Gevaş'taydım. Bir hafta Bartu'daydım. Bir hafta Şırnak'taydım. Bir hafta Ceylanpınar'daydım. Bir hafta Sur'daydım. Kimse bize terörle mücadele dersi veremez. Bunların hepsi, açık söylüyorum, Ankara'da benim aleyhime tuzaklar kurarken oturdukları sırça köşklerde ben Memecik'le birlikte alandaydım. Bana kimse milliyetçi, milli ders falan veremez. Hele hele terörist başının kardeşini şeye çıkaranlar, televizyona çıkarıp seçim kazanmaya çalışan Erdoğan'la, ona destek olan Bahçeli, teröre işbirliği yapanlar onlar. Eğer kriter buysa, Osman Öcalan'ı kim çıkardı televizyona? Benim dönemde çıktı mı? İstanbul'da kim çıkardı? Böyle bir iş Erdoğan'ın haberi olmadan olabilir mi? Peki böyle bir şeyi diyelim ki benim başbakanım dönemde ben yapsaydım Bahçeli ne derdi? Veya şimdi biz sadece HDP'nin kapatılmasına karşı çıktım. Evet ben partinin kapatılmasına karşı çıkarım. Nerede olursa olsun karşı çıkarım. Ben bir adamıyım ve gördüm 50 yılda parti kapatmanın MHP de kapatıldı, Refah da kapatıldı. Kime ne faydası oldu? Oradan çıkıp bu şeyleri yapacaksınız ama kendiniz seçim kazanmak için Erzurum'a gelip milliyetçilik yapacaksınız, terörle mücadele esastır, HDP ile görüşen teröristtir diyeceksiniz. Ya HDP en azından buradaki siyasi bir parti. Seçimlere sokan, ya seçimlere girmesini sağlayan kararı kim veriyor? Yüksek Seçim Kurulu. Biz vermiyoruz ve herhangi bir siyasi parti. Türkiye'nin, peki Osman Öcalan bir siyasi mi Türkiye? Kırmızı bültenle aranan bir adam. Abdullah Öcalan'dan mektup getirmek siyasi koalisyon değil mi? Niye getirdin? Niye getirdin? Orada bir koalisyon kurmak istediler. HDP ile dedi, PKK ile koalisyon kurmak istediler. Yani kusura bakma sana böyle suçlamalara biz geri adım atmayız.
Benim uykusuz geçirdiğim gecelerde onlar benim aleyhime parti derdini sahipliyorlardı. 29 Nisan'da geçen sene, yani 2016'da MKYK'da bana karşı darbe planladıkları günün ertesi günü ben Varto'da ve iki tane terör suikast ihbarı altında vali de tüm güvenlik birimleri de Varto inemeyiz efendim, helikopterin ineceği her noktada terör örgütünün unsurları var dediklerinde şunu demiştim. Bir başbakanın Türkiye'nin herhangi bir toprağına inemezsiniz dediğinizde o başbakanın inmesi, ölmesi pahasına inmesi artık vacip hale gelmiştir. O helikopter oraya inecek ve o gün bir gün önce aleyhinde imzalar toplanmış söyledi. Toplanmış ve artık başbakanlığı bırakacağımı kendi zihnimde çünkü bunlar yola dönülmez demiştim. Ama ona rağmen gitti. Ve o gün herkes bilir. Şimdi şunun için söylüyorum. Yani size öfkeli değilim kusura bakma. Ama sanki sorumu yanlış anladınız. Sayın de söyleyeyim. Hayır hayır. Başta şöyle girdiğiniz için bölücü terörle arasına mesafe koymuyor. Yani bana göre için. CHP'den bahsediyorum Sayın Başkan. Yahu CHP'ye sorarsınız o zaman. Cumhuriyet Halk Partisi yetkilisi geldiğinde ona sorarsınız. Ayrıca CHP'yi savunacak ben değilim ama orada partiler arasında görüşmeler. Şeyler, HDP'den bahsediyor. Türkiye'de hala mecliste MHP ile HDP yan yana oturuyor. Niye meclisi protesto etmiyorlar, biz bunlarla beraber oturmayacağız diye. Onlar yan yana oturacaklar, bir büyüsü olmayacak. Şimdi bunu bunun için özellikle de söylüyorum. Öbür tarafta PKK'nın kırmızı bülten aradığımız PKK lideriyle siz koalisyon yapma çabası içine gireceksiniz. Ya bu iki yüzlüktür. Kimse kusura bakmasın. Bu iki yüzlülüktür. İşte şimdi aynı iki yüzlülük. Var bakalım Bahçeli ne diyecek? Serok Erdoğan'a ne diyecek bakalım? Bana dendiğinde ben terörist oldum öyle mi? Bana Toros Dağları'nda yörük Ahmet derler. Osmaniye'de yörük Ahmet derler. Bütün Toroslar'ın. Doğu'da da Serok Ahmet derler. Burada da Dadaş Ahmet dediler bugün oldular. Elhamdülillah hepsi can baş üzere. Yarın muhtemelen güney ilçelerimize gittiğimizde de yine Serok diyecek. Hiç ben bocunmam arkadaşlar. Bu milletin muhabbet ifade ettiği her şey hangi dilde olursa olsun başının üzerindedir. Milliyetçinin ölçüsü de bu değil. Milliyetçinin ölçüsü şudur. Bu topraklardaki herkesi seveceksin. Türk'ü de seveceksin, Kürt'ü de seveceksin, Sünni'yi de seveceksin, Alevi'yi de seveceksin. Ve herkese saygı duyacaksın. Başkasına eleştirdiğin şeyi kendin yapmayacaksın. Ama Türkiye'de çifte standartın her türlüsü var. Bu konuda bizim tutumumuz açık. Son derece ilkesel. İkili bir yüzüm hiç olmaz. Burada dolayısıyla CHP, Sayın Kılıçdaroğlu'yla görüşüyorum. Sayın Akşener'le bizim partilerle görüşüyorum. Kimle görüşüyorum? Sayın Erdoğan'la Sayın Bahçeli'yle. Peki ben mi istemiyorum? Parlamenter sistemle ilgili anlayı istedik beyefendilerim. Gidecek konuşacaktım. Bütün bana yapılanlara rağmen hiçbir şey demeden konuşacaktım. Hayır, randevu vermiyorlar. Onlar herkese blokaj yapılacaklar. Sonra da şu parti şu partiyle niye konuşuyor diye bir de eleştirecekler. Kendileri herkesle konuşacak perde gelirsinler. Ya böyle siyaset böyle şey olur mu? Böyle siyaset olur mu? Biz Türkiye'de herkesle konuşuruz, diyalog kurarız. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı taşıyan herkesle. Terörle açık bir suç ortaya çıkmış unsurlar dışında. Herkeste ülke, memleket meselesi varsa işbirliği de yaparız. Parlamenter sistemde işbirliği yaparız. Temiz siyaset getirsinler. Yarın siyasi ahlak yasasını getirsinler. Sayın Erdoğan'a bütün geçmişte hani ilçe başkanı bile bulamazsınız diyen Erdoğan'a ilk teşekkürü ben yapacağım. Ve meydan her yerde de söyleyeceğim. Evet bu doğru bir karardır. Arkasındayım. Doğru yapıyorlar diyeceğim. Aynen Libya ile anlaşma ve Azerbaycan Azerbaycan Savaşı'ndaki tutumuna ilk önce çıkıp destek verdiğim gibi. Hiç öyle ön yargım yok. Dolayısıyla bu konuda tutumum açık. Yani hepimizin de net olması lazım. İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili değişik meseleler. Bakın izahatta bulunun. İstanbul Sözleşmesi'nden önce de aile sorunumuz vardı. Şimdi kalktı yine var. Bizim en önemli değerimiz ailedir. Ailenin korunması
bir sözleşmenin kalkmasıyla sağlanamaz. İstanbul Sözleşmesi kadına karşı şiddetle ilgili bir çerçeve sözleşmedir. Kanun falan değildir. İddia edildiği gibi eşcinselliği olmasaydı asla şey verecek bir zemini olmaz. Savunmak için söylemiyorum bunu. Bu Sayın Erdoğan'ın imzasıyla ve Türkiye'de bütün partinin mutabakatıyla o zaman kabul edilmişti. Burada hareketle de bir şey ortaya çıkarmaya çalışılıyor. Bizim en asli değerimiz ailedir. Ve bu aile değerini korumak için herhangi bir sözleşmenin kalkmasına da ihtiyacımız yok, kalmasına da ihtiyacımız yok. O aile değerleri bugün ne ifade ediyor musunuz? Bugün o kadın diyor ki, o kadın üç intihara teşebbüs ettim diye kocam beni terk etti, geçinemediğimiz için. Ve bir şeyde, bugün bir videosunu da yayınladım. Bir başka Erzurumlu vatandaşı diyor ki, karımı kaybettim ben diyor, rızkımı götüremediğim için. Karımı kaybettim diyor. Bundan sonra neyim var kaybedecek diyor. Siz ailenin en temel şey olan helal rızkını temin etmesine imkan sağlamıyorsunuz, sonra kahramanlık yapıyorsunuz. Aynı ucuz kahramanlık burada var. Açık ve şeyinde söylüyorum, aileyi korumak esastır. Ama aile helal rızk ile korunur. 28 yaşında kokain koklayan birisi AK Parti Genel Merkezi'nde çalışacak. Ondan sonra aileyi ve gençleri koruyacaksınız, öyle mi? Ve bunun da hesabını kimse vermeyecek. Yanında, hani yanlış yapan biri olur, her parti bizde de olabilir. Ama onun yanında çalıştıran genel başkan yardımcısı hala bugün görevde. O genç çocukla ilgili de bir işlem yok. Şimdi o genç çocuğa bakanlar, gençler, kokain kullandıklarındaki, bir kokain ticaretiyle ilgili Türkiye'de bu kadar çok şey var, söyledi işte Sedat Peker'in iddiaları, bir kişi çıkıp da Sayın Binali Yıldırım'ın oğluyla ilgili bir iddia kit götürmüş. Kim inandı? Ha var mı yok mu bilmem, ben kimsenin inandığına da girmem, ben hukuk şey değilim, savcı da değilim. Ama bu ne oluyor? O zaman orada kalıyor. Aileyi korumak, helal rızk temin eden insanların önünü açmak. Haram lokma bugün iktidardakilerin dört maaş alan hepsinin boğazından haram lokma geçiyor. Emek vermedikleri bir suyu içmek bile haramdır. Aldıkları her hediye, devlet adına aldıkları her hediye haramdır. Ben hepsini bıraktım diye şeyde bulunmuşlardı. Sonra şimdi peki gençler baktığında, aile baktığında, o evine rızık götüremeyen insan baktığında şu algıya gelmez mi? Ben de alayım o zaman. Bulunduğum yerden ben de çalayım. Aileyi koruyan, koruyacak olan şey güzel örnektir. Ve değerlere sadakattir. Ucuz kahramanlığın yeri yok. Vaktinde imza attıkları bir sözleşme, bütünüyle imza attıkları, kendi aile çevresinde de herkesin imzaladığı, kabul ettiği bir çerçeve şey kalktı diye, işte 1 Temmuz bitti, tamam kalktı, yok şu anda İstanbul Sözleşmesi, tamam kurtuldunuz. Peki aile sorunuz çözüldü mü? Bu kadar basit çözümler peşinde koşmuyor. Ama şunu söyleyeyim, kadına psike vuranın karşısında her türlü tedbiri alırız. Aileyi korumak adına, kadını, çocuğu, bakın mecliste bir yasa var şimdi. Arkadaşlar inceleyin, derhal inceleyin dedim. Çocuk istismarına cezayı şey yapan, hafifleten yasalar. Ya çocuk istismarından bahsediyoruz ya. Hukuken bunu şey yapacak, kıyameti kopar, şey yaparız. Kıyameti koparız. Çocuk istismarına dönük herhangi bir yasaya cevabı şey yaparlarsa, bu İstanbul Sözleşmesi vesaire gibi de değil. Çocuklarını koruyamayan bir millet geleceğini koruyamaz. Arkadaşlara derhal bunu inceleyin dedim. En sert tepki veririz. Siz bunları yapacaksınız. Sonra da bizi şeye çeker gibi bir sizi kastetmiyorum yanlış anlamayla ama soru geldi. Neyse yani tutumumuz anlaşıldı. Tutumumuz anlaşıldı. Bu konuda da hep artık herkes iki yüzlü, çok yüzlü, iki yüzlü bile değil, çok yüzlü siyasetten millet bıktı. Açık net herkes ne düşünüyorsa konuşsun.
kendisi bir ilke uygulayıp başkasını başka ilkeyi dayatmaya kalkmış. Evet. Gayet düzenli gidiyoruz böyle. Sayın Genel Başkan, tam bu bıraktığınız yerden son iki günde, iki gündür biz Sayın Cumhurbaşkanı ile Ana Muhalefet Partisi'nin Genel Başkanı arasında uçak polemiğiyle giriyor. Siz de başbakan olursanız tekrar Tayyip Bey uçak kullanacaksınız. Bu yazlık saraylı uçaklar çok tartışılmaya başlandı günlerde. Ve önceki bir Dışişleri Bakanı olarak Rıza Saraf olayını yaşadı Türkiye ve şu anda SBK Holding'le ilgili de yeni yaptırımlar olur mu? Bugün sabahki konuşmanızda da vardı. Demokrasi krizine benzetmiştiniz. SBK Holding'in Amerika'da başkan yargılanması konusunda. Bir Dışişleri Bakanı yapmış birisi olarak da bu süreci nasıl görüyorsunuz? Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Şimdi uçak meselesinde bir konuya da açıklık getireyim. Bazıları da siz de kullanmadığınız gibi bir soru kullanmadınız mı uçağı diye. Arkadaşlar ben Dışişleri Bakanlığı süresince Turgut Özal döneminden kalan ana ve hata uçağını kullandım. Turgut Özal döneminden kalan iki uçak. Üç kez falan da ben de hele de Enerji Bakanımız Taner Yıldız çok ciddi kaza atlattı. O zaman elimizdeki uçak oldu. Daha sonra bir uçakları alındı. Tamam, Türkiye'nin itibarı için Cumhurbaşkanı'nın veya devlet yetkililerinin kullanacağı bir uçak belli bir miktar uçağa ihtiyaç olabilir. Ama asla 15 uçağa ihtiyaç olmaz. Asla olmaz. Bugün o AK Parti'nin başarılı olduğu dönemlerde dediğim gibi bütün o uzun yıllar boyunca hep o eski uçakları kullandık. Hiçbirimizin aklına da ya o anda da Türkiye dünyanın en etkili dış politikasını yapanlardan biri ve en çok seyahat eden dünyada herkes bilirdi. Ben bir Karayipler'deydim, bir Asya'da, bir şey, her yerde. Herkes bilirdi en çok hareket eden Dışişleri Bakanı. Ama asla aklımızdan geçmedi. Şöyle lüks bir uçağımız olsun diye. Önemli olan işti. Ama şimdi önemli olan uçaklar, binalar, saraylar, iş değil önemli. Gösteriş. Osmanlı Devleti de çökme sürecine girdiğinde büyük güçlüyken Topkapı Sarayı gibi mütevazi bir sarayda yaşadı. Çökmeye başladığı dönemde Dolmabahçe Sarayı gibi saraylara inşa edildi. Lüks ve şatafat. Ve dış borçlar yüzünden de Dolmabahçe Sarayı'nın dış borcu yüzünden de devlet krize girdi. Aynı hatalar. Bunlar tarih bilmez. Bunlar tarihten ders almaz. Tarihi dizilerde olan bir şey zannederler. Açsanız Sultan Abdülhamid'in hakkında tek bir hatıra, o yıllarla ilgili onlarca hatıra okudum ben. Her bir devlet adamının hatıratı vardı. Hepsini okudum. Bunların bir tanesi okuduğunu düşünün. O yüzden de dizilerde ne varsa onu zannediyorlar. Bugün bu uçaklar israftır. Açık söyleyeyim, geldiğimiz anda ülkeye şey örnek olsun diye bütün tasarruf tedbirleri bağlamında yapacağım birkaç iş var. Bir, bu uçakların bir tanesi devletin şeyi temsili açısından ekonomik kriz dolayısıyla bir tanesi özel şeylere gitmek üzere bir veya birkaç tane hani pratik küçük uçaklar ayrı. Onun dışında hepsini satarız. Örnek olması lazım. İki, Beştepe'deki danışman, görev yapmayan ve maaş alan danışmanların hepsini şeye son veririz. Onların boşalttığı odalara da bakanlıklar, Ankara, Eskişehir yoluna bir gidin, bütün bakanlıklar. Nasıl oluyor biliyor musun? Bir müteahhit gidiyor, bir bina yapıyor. Genellikle iktidara yakın bir müteahhit bazen. Büyük ölçüde öyle de hepsi kiralıklar öyle değil. Sonra o müteahhitin yaptığı bina bir bakanlığa kiraya veriliyor. Raiç bana hesabı da olmadı. Sonra o bakanlıktan o müteahhiti kiraya verir. Bütün o kiralık bina şeylerden çıkar, hepsini Beştepe'nin boş odalarına getirirdik. Getirir. Kendi de Beştepe'de oturur. Asla oturur. O zaman da söylemiştim bu aşırı bir lüks olduğunu. Dolayısıyla öyle bir şey ki iktidarla gözlaştırdım.
AK Parti'nin doğru yaptığı işlerden birisi. Hatırlarsanız Sayın Ecevit dönemde daktilo fırlatıldığında o zaman mütevazi başbakanlık binası, Beştepe falan değil, mütevazi başbakanlık binası var bana göre. Önü trafiğe kapatılmıştı. Ve daha Abdullah Gül başbakan olduğu andan itibaren Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da hemen arkasından işte Mart'ta oldu. Oradaki yasak kaldırıldı ve halka açıldı orası. O kadar doğru bir karardı ki. Şimdi Beştepe'nin yanına yaklaşamazsınız. Yanına. Çünkü zaten sadece orası için yapılmış bir bulvar var. Ya halktan bu kadar kokulur. Ya bir yani tasarruf tedbirleri ilan edeceksiniz, parantez içine alacaksınız. Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi. Peki ne yapacak? Tasarrufu yarım porsiyona yemeği indirecek olan halk yapacak. Onların dünyasında tasarruf yok. Dolayısıyla bu konularda çok radikal tedbirlerle önce kamudaki her türlü israfı ortadan kaldıracağız. Sonra halka dönüp elimizdeki imkan şudur. Sizler şu, ama şunu hiçbir yapmayacağız. Bir de onu kullanıyorlar. Buradan sizin aracılığınızla söyleyeyim. Sosyal yardımlar, bunlar gelirse aldığımız sosyal yardımlar kesilecek. Kesmeyeceğiz. İşte söylüyorum. Hiçbir sosyal yardımı kesmeyeceğiz. Sosyal devlet olarak devam edecek sosyal yardım. Yani AK Parti bununla da kimseyi tehdit etmez. Onlar gelirse sosyal yardımı kesmeyeceğiz. Neyi keseceğiz? Bunların beslediği 3-5 yandaş müteahhitle dahil hortumları keseceğiz, hortumları. Sosyal yardımı kesmeyeceğiz, hortumları keseceğiz. O hortumlar kesilince zaten öyle bir şey olacak ki, bir ortak birikim havuzu bu sefer söyleyeyim, öyle bir havuzda bunlar birikecek ki o havuzdan bu milleti, hatta arkadaşlarım söyleyeyim, ilk yılı gelir dağılımı düzeltmeye inanacak. Gelir dağılımı çok bozuldu. Tasarrufa devam. İnşallah. Ha, bu çok büyük tehlike. Her vesileyle söylüyorum, bir daha söylüyorum. Uluslararası hukuku bilen biri olarak söylüyorum. Rıza Zarrab olayından daha büyük bir olayla karşı karşıyayız. İktidar duymasın. Rıza Zarrab olayı Amerika'nın İran'a uyguladığı ambargoyu delen bir delme suçu. Biz de o zaman bu ambargoya karşıydık yani. Resmi olarak karşı ve Amerikalılara bu ambargonun hatta işte hatırlarsan nükleer anlaşma yapmıştık. Dışişleri Bakanı benim arabalarımda sırf bu ambargoyu aşabilmek için. Ama o yanlış bir şeydi. Bu Rıza Zarrab kendi çıkarı için bu sistemi manipüle edip para kaçırdı. Sezgin Baran Korkmaz ise Amerikan hazinesini doğrudan dolandırdı. Suç bu. Yani ambargoyu delmek değil. Amerikan hazinesinin belli enerji projelerine verdiği destekler üzerinden oradaki Amerika'daki Rıza şeyin Sezgin Baran Korkmaz'ın patronları şu anda hapiste. Sezgin Baran Korkmaz ne yaptı? Kara paralarını aktadı bu adamların. Kendisinin parası yok. Kara parayı da Türkiye üzerinden aktadı. Türkiye ile bu durumda Karayipler'deki, Pasifikler'deki kara para aklayan bu küçük devletçiklere dönüştürülür. Dolayısıyla kara para aklama dünyadaki bütün ülkelerin anlaştığı en ağır suçlardan biridir. İkinci ağır suç da kokain ticaretidir. Her iki kopisi konusunda da şu anda Türkiye zanlı ülkeler arasına girmiştir. Sokulmaya çalışılıyor. Peki bunun çözümü ne? Çözümü şu. Sezgin Baran Korkmaz'ı Türkiye'de yargılayacaksınız. Kara para aklamadan. Ve diyeceksiniz ki bu adamla bizim devlet olarak hiçbir ilişkimiz yoktur. Suçludur. Biz yargılıyoruz. Bizim vatandaşımız biz yargılıyoruz. O zaman Rıza Zarrab için de aynısını söylemiştim. Ayrıldıktan sonra yine kamuoyuna söyledim. Cumhurbaşkanı'na da söyledim. Rıza Zarrab'ı Türkiye'ye yargılasın. New York mahkemeleri değil. Şimdi Türkiye'ye var tabii ama bu delillerle iade etmezler Türkiye. Çünkü suçun asli yeri Amerika'daki bir dolandırıcılık. Türkiye o dolandırıcılıktan doğan paranın aklandığı yer. Türkiye'de bir dava açılması lazım. Dava açılacak ve diyecek ki ama bunu dediği zaman da sorular başlayacak. Peki bu adam nasıl yurt dışına gitti?
İçişleri Bakanı ile görüştüm. Bu adamın otelinde kimler kaldı, ne menfaatler? Aa, bakın orada da benim tutum açıktır. Bütün isimlerin itibarlarını alt alta koyun, Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarının binde bir etmez. Ben de dahil hiçbir devlet adamının itibarı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin itibarından daha yukarıda olamaz. Aksi takdirde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kişilerin itibarlarının altına yazar. O zaman da ne olur? Türkiye'nin birinin burnunu sürtmek isterseniz, Türkiye'ye bir şey söyletmek isterseniz, biri üzerinden baskı bularsınız şu an. Soykırıma bunun için sesi çıkmadı. Soykırıma bunun için sesi çıkamadı maalesef. Peki, başka? Evet, çok teşekkürler. Son bir soru galiba var, evet. Malum dünkü Sedat Peker'in atmış olduğu tweet var. İşte geçen 15 Temmuz'la alakalı kayıp silahlar. Bu soru Süleyman Soylu'ya da soruldu ve İçişleri Bakanı Sayın Soylu bunu dedi, Başbakanlık döneminde Ahmet Davutoğlu'na sorulması lazım. Kim? Bu kayıp silahlarla alakalı. Sayın Soylu'nun da bir... Bugün mü söyledi? Evet. Evet. Tweetinde. İşte Soylu'nun tweetinde mi söylüyor bunu? Yok. Sedat Peker. Aa, görmedim ben, bir bakayım mı? Evet. Bana mı sorulması gerektiğini söyledi? Evet. Hayır, söylediği şey 15 Temmuz gecesi ile ilgili değil mi? Evet. Ben 15 Temmuz gecesinde ben başbakan değildim ki. 15 Temmuz'dan sonraki silahlar var ya. Yani Türkmenlere giden silahlar var ya. Türkmenlere giden... Neyse ona ben bir bakayım, şu anda bir bilgim yok yani. Yanlış bir söylemem. Ama 15 Temmuz'dan sonraki, 15 Temmuz ve 30'dan sonraki işlemlerle ilgili bizimle ilgili bir şey yok. Kıymetli hocam, sizin hani şehirler, kentler diye bir şeyiniz var, hani kendi kitabınız var. Bunu işte başbakanlık döneminde Erzurum'a yine geldiniz. Şu an yine insan odaklı yerinde iktidar olduğunuz zaman, belediyelerini aldığınız zaman o kentler içerisinde Erzurum için bir şeyiniz var mı böyle, hani hayalini gerçekleştirebileceğiniz? Şimdi tabii bir kere demin söylediğim hususa tekrar dikkatinizi çekmek istedim. Mesela Konya benim tabii doğduğum ve hocam olarak değerli şehirleri hocam olarak yorumlar değerlendirdim. Ama Konya bir İç Anadolu şehri, bir Selçuklu şehridir. Bursa bir Osmanlı şehridir. Erzurum'a bakıldığında Erzurum'da hem Selçuklu hem Osmanlı ve aynı zamanda da Kafkas mimarisinin özellikleriyle Anadolu mimarisinin ve Orta Asya mimarisinin özelliklerini sentez edildiği çok sayıda eserler mevcut. Dolayısıyla bir köklü bir sentezin ürünü. Mezopotamya ve Kafkasya'nın kesiştiği bir hat üzerinde. Bütün bu kültür özellikleri bir kere Erzurum'un tarihi dokusunun mutlaka korunması ve kaybolan bazı tarihi eserler, bugün çok memnun oldum, Çifte Minareli müze açılmış. Orada özellikle söyledim beni gezdiren yetkiliye de çok değerli, çok değerli el yazması Kur'an-ı Kerimler var. Çok değerli sancaklar var, örneğe az olan. Bunların çok iyi korunması lazım. Yani Erdoğan'ın teşkil, Erzurum'u bu özellikleri itibariyle mutlaka bir biblo şehir olarak korumak lazım. Ama aynı anda açık hava müzesi gibi ama aynı anda da Erzurum, açık söylüyorum, Türkiye'nin gelişim çizgisi içinde geride kalan illerimizden biri. Bir Sivas'a çok üzüldüm, ben Erzurum'um. 758 milyon nüfusu neredeyse büyük şehir niteliğini kaybedecek gibi bir sınırda duran da bir şehir. Bu iki şehir de çok büyük şehirlerdir tarih itibariyle. Erzurum tekrar nasıl canlı bir şehir haline getiririz? Göçü engelleyerek. Onu nasıl engellersiniz? Selektif, güçlü destekler vererek. Başka ne yaparsınız? Trabzon, Batum, Samsun limanlarının aksının geçtiği kavşak bir şey olarak, şehir olarak tekrar inşa edersiniz. Bu anlamda ben Erzurum'un potansiyeli çok yüksek ama reel durumda çok ihmal edilmiş bir şehir olduğu kanaatindeyim.
Bunu aşacak her türlü tedbir aldınız ve Erzurum bizim dönemimizde Türkiye'nin en öncelikli şehirler arasında olacaktır. Evet, son soru herhalde değil mi siz? Son soru burada Sayın Başbakan. Zaten birçok soru not ettim dönem arasında ama %80 oranında zaten soruldu ve cevaplandı. Ben konuşmanızdan dikkatimi çeken bir burada notumu aldım, onu sormak istiyorum. Dediniz ki seçim zamanı gelir. İki ayet, bir hadis okuruz, yani okurlar. Ve biraz terör propagandası yapılır, işler, namazlar alınır. Bu söylemimizi not ettim. Alındı demedim, böyle düşünüyorlar. Bunlar öyle düşünüyor, ben öyle düşünmüyorum. Yok yok, tam bu noktada soracağım. Siz AK Parti çatısı altında siyaset yaparken Erzurum'a herhangi bir miting öncesi böyle bir konuşmayı o taraftan şahit oldunuz mu, duydunuz mu böyle bir şey? Ben de yok yok. AK Parti tarafından diyorum. Yani bu söylem sadece bir iddia mıdır yoksa daha önce yaşanmış Erzurum için, Erzurumlar için mi soruyorsunuz? Akıncılar tarafı ya da muhalefet değil mi yanlış anlaşılmasınız? Yanlış anlaşılmasın. Ben de açıklığa kavuşturuyorum. Erzurumlular böyle düşünür demiyorum. Erzurumluları böyle görür. Sadece Erzurum değil, Konya'yı da böyle görürler. Yani muhafazakar seçmenin yoğun olduğu yerde de böyle görürler. Erzurum'da nasıl bütün projeler bıraktığım gibi duruyorsa, Konya'daki bütün projeler de duruyor. Ama Konya'ya gelinip bu yolda faizi indireceğim diyor mesela. Konyalı şöyle anlıyor ve Erzurumlu, ya tabii faiz haram dolayısıyla in. Fakat her faizi indireceğim dediğinde faiz tırmanıyor ve Türkiye'de şu anda %19 faiz, dünyanın 19 faiz Türkiye. Kim yaptı bunu? Siz yaptınız. Kastettiğim şey bu. Yani yoksa haşa Erzurumlar aldanır anlamda değil. Konya'nın, ben Konya olarak da, Konya'daki şey de bu. Terör konusunu kullanırlar. Kendileri teröristleri televizyonlara çıkarırlar. Gelirler burada, iki notu bir anda bütün muhalefet edenlerin, bizim yolsuzluklarla ilgili şikayetlerimizin altyapısı kalmış. Derler ki tamam yok, yolsuzluk mu diyor. Ben vatan elden gidiyor, şimdi yolsuzluğunu düşünelim diyecek mi diye beklerler. Eleştirdiğim nokta bu. Çok kısa bir soru olacak. Özür dilerim. Meslek Doğa Meslek Başkanı'ndan partinize alıyorum. Dün ve önceki hafta dedikodular Ankara üzerinde kulislerde İYİ Parti'nin Cumhur İttifakı'na katılmak üzere olduğu ve bu görüşmelerin yapıldığı üzerine bize gelen dedikoduların yönündeydi. Tabii ki olup olmadan henüz bilmiyoruz. Açıklanmış bir şey yok. Böyle bir şey olursa Gelecek Partisi olarak bakışınız ne olur olaya, refleks ne olur partinin? Vallahi ben keşke, İngilizce if derler, eğer bir sorular hiç cevaplamam, eğer şöyle olursa tavrınız ne olur diye bir şey cevaplamam, bir. İki, tabii bunu Sayın Akşener'e sorabilirsiniz hani, onu doğrudan ilgilendirdiği için. Ben ihtimaliyet üzerine varsayın, farazi üzerine bir soruya cevap vermeyi doğru, he de başka bir partiyle ilgili. Sayın Akşener'le de görüşüyoruz. İlişkilerimiz de gayet iyi. Efendim? Burada tam olarak Gelecek Partisi'nin öyle bir şey olursa tavrını merak ediyorum. Yani bize merak ediyorum. Bize dönük bir şey olursa bu şeyden Cumhur İttifakı tarafından. Onu mu kastediyorsunuz? Erzurum'un desteği bizim için önemlidir. Hayatıdır. O desteği göreceğimizi ümit ediyorum ve
gördüğüm tabloda da o destek bizim yanımızda. Peki çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Çok sağ olun.